ASKEP biliyorsunuz daha önce esnaf kefalet kredi kooperatifleri aracılığıyla esnaflarımız nefes alıyordu. Fakat KOSGEB'in devreye girmesiyle ki muazzam bir açılım şöyle 2 sene ödemesiz 3. yılda 3 taksitte ki belki de bu daha ilerideki 3 taksit 4-5 taksitte çevrilebilir ve faizsiz bir kredi muazzam bir destek. Hatay ilimize 10 bin işletmeye kredi verildi. Toplam yani eski rakamlarla söyleyecek olursak 3 katrilyon lira para dağıtıldı. Bu Hatay için muazzam bir para. Bu para piyasada döndü. Gerçekten sıcak bir para girişi oldu. Fakat şu an kaynak çok fazla çünkü Hatay'ın haricinde diğer deprem bölgelerinde de kullanıldığı için şu anda kaynakta kısıtlamaya gidildi. Fakat Ocak ayına kadar müracaat edenlerin tamamının müracaatları değerlendirilecek. Öğrendiğimize göre çünkü biz devamlı KOSGEB'le iletişim halindeyiz. Esnaflarımızın işlerini takip ediyoruz. Hangi durumda olduklarını, hangi merhalede olduklarını takip ediyoruz. Uluslararası fondan kredi gelecek. Bunları bekliyoruz. Büyük ihtimalle de 15 güne kadar da bu kredilerin açılacağını ve daha önce müracaat edenlerin müracaatlarında kabul edileceğini biliyoruz. Verilen krediler hasarsız, az hasarlı, çok hasarlı, yıkılmış, küçük işletme, orta işletme, büyük işletmeye göre de değişiyor. Yani minimum 200 bin lirayla 1 milyon lira arasında kredi alan arkadaşlarımız oldu. Bu paralar Hatay genelinde döndü. Gerçekten faizsiz oluşu büyük bir cazibedir. Devletimiz sağ olsun faizsiz olarak 2 sene ödemesiz, 3. sene eşit taksitler halinde ödenecek. Belki de bu eşit taksitleri daha ileriki yıllara yayacaktır devletimiz. Bunu daha sonraki yıllar gösterecektir. 3 sene sonra bu paranın çok düşük bir rakamlara geleceğini tahmin ediyoruz. Esnaflarımız için muazzam bir değerlendirme oldu. Yalnız bazı esnaflarımızda serzenişler oldu. Belli esnaf kitlelerini kapsamadı. Bizim devletimizden tek isteğimiz tüm esnaf kitlesini kapsasın. Yani meslek grubu ayırmadan serbest meslek gruplarını da içeriğine alsın. Haricen belli esnaf gruplarında aynı kategoriye tabi olmakla beraber işlevinde farklılık olan esnaf gruplarında bu krediden faydalanamadılar. Onların da serzenişleri oldu. Bunların şikayetleri geldi. Biz ilgili yetkililerimize bunları bildirdik. Bunların da değerlendirileceği kanaatindeyiz. Umuyoruz ki değerlendirir, o insanların da mağduriyeti giderilir diye düşünüyoruz.